Selamünaleyküm FBI ailesi. Bugün konuğum Venom Ender 3 ve 2 3D yazıcıyla alakalı görüşlerimi bildireceğim. Öncelikle 3D yazıcıyı alma sebebim FPV dronlarla ilgilendiğim için çok fazla 3D parçaya ihtiyacım olmasından kaynaklıydı. Bu ihtiyacımı sipariş vererek de karşılayabiliyordum. Fakat çok fazla maliyetli olduğundan ve ufak bir parça içinde çok fazla vakit harcadığımdan 3D yazıcı almaya karar verdim. 3D yazıcı almadan önce yaptığım birçok araştırma oldu. Size de bu araştırmalar için tavsiye veriyorum. Mutlaka araştırma yapın. Araştırma yapmadan kesinlikle almayın. Ve gelelim 3D yazıcımızın çalışma prensibine. Filament adını verdiğimiz plastik maddelerimiz var. Bu filamentimiz X-Roder'dan geçip teflon boru yardımıyla hatente iniyor. Hatenten de nozzle'da da eritilip tablomuza yapıştırılıyor. Peki neler basabiliriz bu 3D yazıcılarımızla? Gördüğünüz üzere FPV dronlar için parçalar üretebilirsiniz. GoPro'larınız için mantlar üretebilirsiniz. Yine mini FPV dronlarınız için koruma kılıfları basabilirsiniz. Modeller basabilirsiniz. Telefon kılıfları basabilirsiniz. Hediyelik eşyalar basabilirsiniz. Ve yazıcınızı geliştirebilmek için birçok parçayı daha basabilirsiniz. Tabii ki aklınıza gelebilecek her türlü parçayı bu 3D yazıcılarla basmanız mümkün arkadaşlar. 3D yazıcınızı aldığınızda yapmanız gerekenler de şu şekilde. Öncelikle 3D yazıcınız geldiği zaman kullanım kılavuzu ya da YouTube'dan izleyebileceğiniz toplama videolarıyla cihazınızı topluyorsunuz. Çok basit ve kısa zamanda toplanabilen cihazlar zaten. Topladıktan sonra yapmanız gereken bazı fiziki ve yazılımsal kalibrasyonlara ihtiyacınız var. Bu kalibrasyonları nasıl yaptığınızla alakalı da sizlere bahsedeceğim. Öncelikle 3D yazıcınızı kullanım kılavuzuyla ya da video ile kurdunuz. Kurduktan sonra öncelik olarak tablanızın sabit olup olmadığını bakmanız gerekiyor. Tablanızı bu şekilde salladığınızda oynamaması gerekli. Sağ sola oynamaması gerekli şu şekilde. Görüyorsunuz oynamıyor. Bunu ayarlayabilmek için de bunun altında 4 tane tekerlek var. Bu tekerleklerin 2 tanesinde eksantrik somun bulunmakta. Bu somunların çalışma prensibi de şu şekilde. Tekerlekler bu şekilde dururken somunu siz sıktığınızda yönünü değiştirerek öteki tekere doğru birazcık daha yaklaşıyor ve uzaklaşıyor. Bu şekilde bir ayar sağlıyor size. Siz de bunu yeterli miktarda yaklaştırarak bu oynamayı kesebilirsiniz. Sonrasında gelecek olursak yine eksantrik somunlardan devam edeceğiz. Ekseninde bulunan eksantrik somunlarınız 2 tane. Birisi burada, birisi burada. Bunlar Z ekseninizin oynamaması için bulunan eksantrik somunlar. Aynı mantık bunları da gevşeterek ya da sıkarak tekerleri birbirine sıkıştırıp yani şu sıkmayı sağlayarak oynamasını engelliyoruz. Bunu da gerçekleştirdikten sonra X ekseninizdeki yani hatent başlığınızın bulunduğu aynı şekilde alt tarafında bir tane eksantrik somun var. Bu eksantrik somunu sıkarak bunu da gerçekleştirebilirsiniz. Bir kalibrasyonumuz daha var. Onu da söyleyeyim. X ekseninizi taşıyan Z ekseni bu kolonunun yazıcınızla paralel olması gerekiyor. Bunu da bir cetvel ya da kumpas yardımıyla bu şekilde ölçebilirsiniz. İkisi de aynı yükseklikte olmak zorunda. Bunu da ayarlamak için de
şuradaki vidalardan, yani arka tarafa denk geliyor. Arka taraftaki vidaları gevşeterek yapabilirsiniz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra da yapmanız gereken kayış ayarlarınız var. Kayış ayarlarınız da x ekseninki burada, y ekseninizinki de burada oluyor. Bunları el yordamıyla böyle gerginliğini ölçerek kendiniz ayarlayabilirsiniz. Gerginliklerine bakıyorsunuz, tatlı sıkı olacak. Çok fazla sıkarsanız motorlarınızı yorarsınız. Çok fazla gevşek bırakırsanız da bu sefer eksenlerinizde kaymalar oluşacaktır. Baskılarınız hatalı çıkacaktır. Bu fiziki kalibrasyonları tamamladıktan sonra da yazılımsal kalibrasyonlarınız var. Yazılımsal kalibrasyonlarınızda neler var? Extruder kalibrasyonunuz var. Yapılması gereken bir küp yazdırıyorsunuz ve bu küpe akan filament miktarını ölçerek kalibre ediyorsunuz. Extruder kalibrasyonunuzu yaptıktan sonra da motorlarınızın E-steplerini kontrol etmeniz gerekmekte. Bunları da gene aynı şekilde X, Y, Z kalibrasyonu diye tarattığınızda internet tarayıcınıza, oradan ya da YouTube'dan bulabilirsiniz. Birçok video var bu konuda. Çekmeye ihtiyaç duymadım bu yüzden. Makinamızı anlatmak gerekirse de sessiz çalışıyor. Motorlarımız ses çıkartmıyor. Çok fazla öyle bir ses duymuyorsunuz çalışırken. Yalnız fan seslerimiz yüksek çıkıyor. Fan sesi de insanı öyle çok fazla rahatsız etmiyor. Yani siz burada filmi açtığınızda orada makine çalışırken rahatsız olmuyorsunuz. Ama dikkatli bir şekilde onu izlediğinizde o sesin çok rahatsız edici olabileceğini göreceksinizdir. Onun haricinde makine geldiği zaman yanında yapılan hatalarımız var. Bu hataları da sizlere söyleyeyim. Alt tarafında kontrolcü kartımız var. Bu kontrolcü kartının soğutan fanın kablosunu, yani soketini yanlış yere takılması. Bunu da araştırmalarım sonucunda buldum. YouTube'da araştırma yaparken bir videoda söylüyordu abimiz. Sağ olsun, sayesinde onu da düzelttim. Nasıl düzelttiğimi de söyleyeyim. Kontrolcünün kartı üst taraftaki soğutma bloğunun fanına bağlanmış. Yani ikisi aynı yere bağlanmış. Siz ayar kısmından, yani çıktı alırken dilimleme programından fan ayarını kıstığınız zaman aynı zamanda bu üstü kısarken alttaki kontrol kartınız soğutma fanını da kısmış oluyorsunuz. Ya da kapatmanız gerektiğinde de kapatıyorsunuz ve altta soğutma gerçekleşmiyor. Bundan dolayı da ben de hatta direkt çalışıyor. Direkt çalışıyor, yani ayarsız verdiğinizde %100 hızla çalışıyor. Ben de bunu sökerek, yani o soketi sökerek kablosunu kestim ve Hatent'in bulunduğu klemense girdim. Siz de bu şekilde sorununuzu çözebilirsiniz. Buna önem verin. Bunun kalibrasyonunu da yaptıktan sonra baskıya hazırsınız demektir. Ve aklınıza gelebilecek her türlü şeyi basabilirsiniz. Kullandığımız ham maddeden de bahsedeyim. Adına filament diyoruz. Filamentler madde olarak değişiklikler gösterebiliyor. Yapısal olarak ve maddesi olarak değişiklikler gösteriyor. Bunlar TPU, PLA, PETG ve ABS gibi birçok önünüzde seçeneğiniz var. Ayrıyeten renk seçenekleriniz de var. TPU dediğimiz şöyle elastik olan filamentlere deniyor. TPU'da Sava'yı kullanıyorum. Tavsiye edebilirim. Hiçbir şekilde sponsorluk değil. Aynı şekilde PLA'mız var. Bu da sert versiyonu. Sert ve kırılgan. Sert ve kırılgan olanları şöyle bir örnekle göstereyim ya da bunun gibi bir örnekle göstereyim. Yumuşak olanlar da bu şekilde. TPU olanlar da bu şekilde basılıyor. İhtiyacınıza göre ne kadar sertlikte istiyorsanız ona göre filamentinizi tercih edip ona göre de baskınızı alabilirsiniz. PLA'da da MicroZ kullanıyorum. Şu an için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Gayet iyi bir marka ve fiyat performans ürünü. Aynı şekilde
TPU'da Sava kullanıyorum. O da aynı şekilde performans ürünü. 3D yazıcılarla alakalı görüşlerimiz bu şekilde. 3D yazıcılarla alakalı bir sorunuz ya da sorunuz olduğu zaman bana ulaşabilirsiniz. Ali Subeyt ve FazFPV Instagram hesaplarından aşağıya da linkini bırakacağım. Bu şekilde bana ulaşım sağlayabilir ve sorunlarınızı aktarabilirsiniz. Biz de çözüm olmaya gayret gösteririz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.